Herkese yeniden selamlar. Bahar Candan'la tanışmamızın üstünden tam 7 sene geçti. Bu 7 senede Bahar bir sürü skandal yaşadı. Hayatımızdan ha çıktı ha çıkacak dedik. Ama o tiz sesini ekranlardan eksik etmemeyi bir şekilde başardı. Ya ben komik olmayı seviyorum. Bence gülümsetmek sünnet. Bu 7 sene boyunca bu kız rol mü yapıyor yoksa gerçekten mi böyle sorusunu da bir türlü cevaplayamadık. İşte bugün bu gidişata bir son vermeye kararlıyım. Bu kız 18 yaşında, daha öğreneceği çok şey var, sakin ol Hakan. Bayağı kırka bedel bir canavarsın içinde. Şimdi Bahar'ın gözümüzün önünde yaşadığı inişli çıkışlı ve oldukça tartışmalı yolculuğa bir bakalım. Ve 7 seneye uzayan 15 dakikalık ünlülüğünün bir insana neler getirebileceğini de, ondan neler götürebileceğini de beraber irdeleyelim. Popcornlarınızı ve yargılayıcı bakışlarınızı hazırladıysanız başlıyorum. Bahar Candan'ın ne olduğunu anlamakla kaybettiğimiz o güzel günlerimizi baştan yaşama hakkı istiyorum. Kurgulamış olabileceğim bir karakteri de sunmuş olabilirim ya da gerçekten böyleyim. Biz ülkecek bir Bahar Candan savaşı verdik aslında içimizde. Bahar Candan ve Nihal Candan'la aldatmış. Ben mi insanları anlamıyorum? Kamerayı görünce Bahar'ı sevmiyoruz diyorlar. Ya tamam işte, elen, Bahar elendi. Ağla ağla. Sıkıştın mı ağlıyorsun. Ama senin ne kadar zeki olduğunu fark etmemiş olmaları çok acayip. Ben farkındayım. Bahar Candan'ın en büyük fanı Bahar Candan'dır. Bahar Candan bir ikon arkadaşlar. Ben bütün Türkiye'ye aşk ol edirttim. Bütün röportajlarımı izlerseniz aslında size ışık tuttuğumu da görebilirsiniz. Günaydın. Çok zor. Gün o. Kısa. Ben uzaylarla iletişime geçiyorum. Sizin de real karne olduğunuza inanıyorum. Siz bizi trollüyor musunuz? Bahar Candan hayatımıza resmi olarak 2016'da İşte Benim Stilim'in 6. sezonuyla girdi. Ama ondan bir sene önce yine İşte Benim Stilim podyumunda ablası Nihal Candan'la yürüdüğünde kendisini tanıtmıştı bile. Öykü Serter'le konuştuğu toplam 1 dakikalık kesit, yapımcıların o zamanlar ünlü sayılabilecek Nihal Candan'ın kardeşine toplumun ne kadar ilgi gösterdiğini ölçmesine yetti. O dönem bu yarışmanın yarattığı sansasyonu hatırlarsınız. Show TV'de başlayıp 2. sezonunda TV8'e transfer olmuş, yapımcılar Show TV ile de davalık olmuştu. Hatta Show TV elinden kaçan reyting makinesinin yerini doldurabilmek için Umut Ekerli, Chloe Ortaçlı, Cemil İpekçili jürisiyle yeni bir formata başlamış ama yine de işte benim stilime yaklaşamamıştı. Tabii ardı ardına gelen sezonlar herkesi biraz yordu ve yarışma sonraki senelerde sıradan bir gündüz kuşağı programına dönüştü. Zap yaparken denk geldiğinizde avazı çıktığı kadar bağıran ve kavga eden yarışmacılarla karşılaşmanız garanti gibi bir şeydi. Yarışmada 6. sezona giren ve belirli bir yarışmacı profiline çoktan alışmış olan jüriler Bahar'ın orijinalliğinden etkilendi. Bahar, seninle galiba çok uzun bir yolda yürüyeceğiz canım. Hatta Nur Yerlitaş bayağı hayran kaldı. Ay çok şekersin Bahar. Nur Yerlitaş Bahar'daki cevheri görünce yapımcılarla el ele verdi. Yarışma Bahar'ın tek kişilik gösterisine dönüştü. Sesi, gülüşü, yalandan ağlayışı, yürüyüşü ikonikleşti. Larissa, asla ağlamayacağım. Keşke kestirmeseydim. Bahar'ın bir sürü lafı kısa süre içinde meme haline geldi. Şu an ağlıyorsun ama biraz önce onlar nasıl bir ağlama? Ya olabilir, o da bir ağlama. Ölmesin bu aşk, beslemesin sevda. Beni seviyor musun? Sevmiyorum. Bahar programı sırtladığının gayet farkındaydı ve bunun tadını çıkarmaya başladı. Şimdi herkes bir şekilde pazara gidiyor. Ya takı almaya gidiyor, ya meyve almaya gidiyor, kimi kumaş almaya gidiyor. Hı hı. Ama sen pazarı almaya gidiyorsun. Kendi yerlerinin dolabileceğini ama Bahar'ın yerinin dolamayacağını anlayan jüri üyeleri krizler geçirdi. Senin gibileri o kadar çok gördü ki bu ekranlar. Senin gibiler bir anda çok sivrilir, bir ay sonra saman alevisin sen. Sen kocaman bir saman alevisin. Vazgeçilmez değilsiniz. Şak diye yerinize yenisi gelir. Biz yolumuza devam ederiz. Umrumuzda bile olmazsınız. Nitekim tarih Kemal Doğulu'yu haksız çıkardı ve yarışma 7. sezonunda da Bahar Candan'sız pek dayanamadı. Sezonun 11. bölümünde Bahar Candan podyumda tekrar arz endam etti ve bir kez daha programı sırtladı.
7. sezon gayet iyi reytinglerle hayatına devam ederken TV8 büyük bir magazin olayı sebebiyle Bahar Candan'la ilişkisini kesmeye karar verdi. Baharsız bir sezon yapamayacaklarını bildiklerinden bu durum işte benim stilimin sonu oldu. Ama Bahar bir reality show ünlülüğü ne kadar uzatılabilirse o kadar uzattı. Unutuldu mu acaba derken ya televizyonda ya YouTube'da ya da Instagram'da karşımıza çıkmayı bir şekilde başardı. Konsept hesaplara bir ömür yetecek içeriği tek bir röportajına vermeye devam etti. Barış Atay'ın hemen üstünde konumlanarak Armağan Çağlayan'ın en çok izlenen konuklarından biri oldu. Bu beni şoka sokar. Sokar mı, soktu mu? Sokar, her zaman sokar. Gözden düşen yarışmaların reytinglerini toparlama görevi de yine ona verildi. Rating makinesi Bahar'ın yakından maruz kalanları çileden çıkaran halleri herkese cevaplanması imkansız gibi görünen şu soruları sordurdu. Biri gerçekten böyle gülebilir, böyle konuşabilir mi? Bu kız diyalog kuramayacak kadar salak olabilir mi? Çünkü eğer olamazsa bu demektir ki kendimizden daha salak insanları izlemek için açtığımız dandik sabah programlarından çıkan garip görünüşlü kız hepimizi kandırıyor. Bu varoluş krizini çözmenin çok kolay bir yolu vardı. Bahar Candan'ı daha yakından izlemek, her açıklamasını takip etmek. Zeki olduğumuzu kendimize kanıtlayabilmek için tek çaremizin Bahar Candan'ı daha da ünlü etmek olduğu bir yola girdik. Ama bu yolun her sokağı çıkmaz sokaktı. Bahar yarışmaya ilk geldiğinde sesi de konuşması da farklıydı. Sizinle vakit geçiriyorum, yemek yiyorum, saçlarımı yaptırıyorum. Nasıl bir ciddiyet bekliyorsun benden? Ama bu kızın hiçbir hali bir diğerine zaten benzemiyordu. Hello, hello, hello. Yani %125 burslu bir durumdayım ben ve hukuk fakültesinde okuyorum. Yani kendimi sadece inanmaz bir rakip görüyorum diyebilirim. Beynimin sadece 1/4'ünü kullanıyorum. Bana da yetiyor zaten. Örneğin sizler 3. boyuttasınız. 3. boyutta yaşıyorsunuz ama ben 7. boyutta yaşıyorum. Zehu! Geriye kalan tek çare, güvenilmez anlatıcımız Bahar'a bu soruyu tekrar tekrar sorup bir sonuç almayı ummaktı. Ben onlara kendi kurguladığım bir karakteri, ama bakın bunu söylemiyorum, kurgulamış olabileceğim bir karakteri de sunmuş olabilirim ya da gerçekten böyleyim. Bahar tüm aşırılıklarıyla kurduğu ekran önü varlığını küçümsemesinin intihar olacağını gayet iyi biliyordu. Ben aslında daha zekiydim deyip başka bir şey yansıtıyorum. Ben aslında daha iyiyim diyecek sanıyorsunuz ama Bahar Candan'ın en büyük fanı Bahar Candan'dır. O yüzden daha çok beklersiniz. Kendisiyle röportaj yapanlara istediği cevapları asla vermeyerek kuralları kendi yazan format katili Bahar, gören gözler için nice ipuçları da bıraktı. Mesela Dom Perignon'un İtalyanca mı Fransızca mı olduğunu hatırlayamayıp Okan Bayülgen'e sorduğunda Okan Bayülgen'in soruyu geçiştirdiğini hemen anlamış. Fransızca. Fransızca mı? İtalyanca mıydı? Hiç önemi yok ki. Ve usulca lafını sokmuştu. Sanırım siz de karıştırdınız. Bahar bazı gol fırsatlarını kaçırmasa da ekranda bulunduğu vaktin çoğunda tek kişilik gösterisini sürdürüyor ve insanlara istediklerini veriyordu. Oradaki language çok farklı, aksanım da çok farklı, çok fazla içsel. Sizde de aynısı var ama sanıyorum dişlerinizden kaynaklanıyor. Evet. Özellikle mi yaptınız? Tıpkı Nasrettin Hoca'nın göle maya çalmış ya adam, ya tutarsa. O da demiş ki her şeye inanıyorsunuz da bunun tutmayacağına mı inanıyorsunuz? Ben de göle bir maya çalıyorum ve insanların benim niyetimin bu kadar, üstündeki kadar. 17 yaşında ben ünlü olmuştum, 17,5 yaşına döneceğim. Size en yakın mahkemeye başvurup sizler de küçültebilirsiniz. Sadece ekran önünü değil, muhtemelen hayatın kendisini de bir sahne olarak gören Bahar'ın performansları şahsına münhasır olsa da medyada doldurduğu boşluğa hiç de yabancı değiliz. Biliyorsunuz ekran önünde erkekler farklı farklı hallerde var olabilirler. Ama kadınlar için belli ekran önü rolleri vardır. Onları aşmak da çok kolay değildir. Buna bir yaz dizisinin sakar ve saf başrolü de dahildir. Freak Show gündüz kuşağı programlarında süs olarak kullanılan hosteslerde. Medya tüm acımasızlığıyla şunun peşinden koşar. Bir yandan ayıplanırken bir yandan seksüelize edilecek, toplum içinde dışlanıp kuytuda hayranlık beslenecek kadınlar. Amerikalıların deyimiyle bimbo. Fenotip olarak farkını konuştursa da Bahar Candan, Banu Alkan'dan kalan bir boşluğu dolduruyor. Televizyoncuların çok iyi bildiği bu gerçeği Bahar da biliyor tabii. Ben olurum sizin bebeğiniz. Gerçekten? Evet. Türkiye'nin bebeği o. Toplumun her kesiminin kum torbası olmayı göze almak beraberinde zorluklarıyla geliyor.
Cinsiyet normlarının çok daha katı, toplumun daha acımasız olduğu dönemlerde güzelliği ve cesaretiyle ikonlaşan Marilyn Monroe bu gerçeği en acı şekilde tadanlardan biri. Pamela Anderson ve Anna Nicole Smith de öyle. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Aslında Aysun Kayacı da öyle. Aysun Kayacı, Aysun Kayacı olmasa dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir mi açıklaması kariyerini bitirir miydi? Emin değilim mesela. Bahar Candan da bu acımasızlığı özellikle ekran önü hayatının ilk senesinde bolca tattı. Ekşi Sözlük başlığı şöyle girdilerle doluydu. Bunlar Bahar'ı girdiği yoldan geri döndürmese de oldukça yıprattı. 2017'de yarışmada bulunduğu ilk sene hakkında şunları söyledi. Geçtiğimiz yıl benim için biraz travmatik geçti. Yani o kadar çok kötü yorumlar, o kadar çok eleştiriler aldım ki. Düşünsenize yani gündüz kuşağından gece eğlence şovlarına kadar televizyonda aslında benim yetiştirilme tarzım ve karakterim eleştirildi. O zamanın modası Bahar Candan'ı yerden yere vurmaktı. Ama Bahar'ın rahatsız olduğu yorumlar kişilik haklarına saldırı boyutuna varanlardı. Magazinciler konuşulmadık hiçbir noktasını bırakmadıkları Bahar'ın bir magazin skandalına karışmasını dört gözle bekliyordu. Ve beklenen oldu. Hem de kimle aldatmış biliyor musun? Bahar Candan ve Nihal Candan'la aldatmış. Atıyorsun sen. Şaka mı yapıyorsun? Umut Evirgen'in Emirgan'da gizli kalsın diye bir mekanı var. Bu nedense hiçbir şeyin gizli kalmadığı kulübün ismine güvenen ünlüler genelde sonraki gün manşetlerde haberlerini okuyor. Bahar Candan da burada başlayan bir gecede benzer bir kaderi paylaştı. Nihal Candan, işte benim stilim yarışmacısı Nazlı Kaya Aslan ve programda kamera arkasında çalışan Özge Bitmez'le eğlenmeye gittiler. Ve burada Murat Boz ve Eser Yenenler'le vakit geçirdiler. Ekip geceye evde devam etmeye karar verdi. Ve gittikleri ev Eser Yenenler'in bodrum katında oyun ve parti salonu olan villası oldu. Tabi buraya farklı zamanlarda farklı araçlarla gittiler ama bir şekilde magazincilerin kulağına geldi. Ve magazinciler villanın kapısının önünde pusu kurarak minik bir sürpriz yapmaya karar verdi. Evden önce saat 5.40'da Bahar ve tayfası çıktı. Panik içinde uzaklaştılar. Ardından villanın güvenlik görevlileri kara kara Murat Boz'u nasıl çıkaracaklarını düşünmeye başladı. Bu sırada gazeteciler gözden kaybolmuş, saklanıyor ve güvenliklerin bütün konuşmalarını kaydediyordu. Neticede Murat Boz o evden uzun bir süre çıkamadı. Ama kapının önüne park etmiş arabası ve şoförü içeride olduğunun kanıtlanmasına yetti. Ve böylece o gece yakın tarihin en büyük magazin olaylarından birine imza atıldı. Murat Boz o dönem Aslı Enver'le beraberdi ve bu skandalı maskelemek için korkunç PR hareketlerine başladı. Önce Murat Boz'un görüntülü konuşarak bir genci intihar etmekten vazgeçirdiği haberleri servis edildi. Gerçekten doğru mu? Oğlu babam aradı, öyle bir şey oldu evet. Biraz tabii talihsiz bir zamana denk geldi, başka haberler çıktığı için biraz bir reklam diye verdiler ama. Ardından Ross Geller'dan taktik almış olacak ki teknik olarak aldatmadığına dair garip bir açıklama yaptı. İhanet teknik olarak mümkün değil. Evet biz bu olaydan zaten 3 hafta önce ayrılmıştık. Evet Murat Boz büyük bir PR krizi yaşadı. Ama Acun Ilıcalı ve TV8 ile ilişkisi zedelenmedi. O Ses Türkiye jüri üyeliğine kaldığı yerden devam etti. Aslı Enver kadar ünlü bir sevgilisi olmayan Eser Yenenler'in yaşadığı PR krizi Murat Boz'unkinden çok daha hafif oldu. Eser'le ilgili en çok konuşulan şey Murat Boz'a sağladığı ortam ve villası oldu. Bunun üzerine kendisi şöyle bir açıklama yaptı. Aa bu yaştan sonra yuvayı kan kadın gibi oldum. O gece kimse kimseyi aldatmadı. Söylendiği gibi 5 değil 15 kişiydik. Bir de yuva yıkacak olsam en yakınımdakilerden başlardım. İbo evlenmek üzere. Oğuz ikinci yılı devirdi. Bir de villa kiralık. Eser bu dönemde o zamanlar beraber olduğu Dila Tarkan'dan ayrıldı. Ama Bahar Candan ve Nihal Candan toplumun da yapımcıların da asıl cezalandırdığı kişiler oldu. Bahar başta kuyruğu dik tutarak şöyle bir açıklama yaptı. Ablamla birlikte ve ablamın en iyi arkadaşı Nazlı ile birlikte yani dondurma yemeye gittik. Biz aynı ailedeniz. Yani biz kanalımızın ailesindeniz ve onlar bizim abilerimiz. Dondurma yemeye gittik lafından gündemi elden bırakmamaya niyetli olduğu belliydi. Ama hemen ardından finale 2 hafta kala Bahar yarışmadan elendi. Yani Bahar siz elemiyorsunuz, ben eleniyorum. Yok. Ben kendimi eledim şu anda. Tamam. Aha. Ya tamam işte, elen. Bahar elendi. My tuça, aşko, baba. Ve Bahar'ın TV8'de hiçbir ilişiği kalmadı. Ama yine yenilgiyi kabul etmek yerine kendince olayın üstüne gitmeyi tercih etti. Instagram biosuna M harfi koydu. Uzunca bir süre ekranlarda görünmedi. Bunun acısını da Instagram postları ve storyleriyle gündem olmayı başararak çıkardı. Ama oraya birazdan geleceğiz. Ekranlarda tekrar yer etmeye başladığına da konuyu geride bırakmamaya kararlı olduğunu gösterdi ve Murat Boz'u zor durumda bırakmak için elinden geleni yaptı.
bütün maceralarımın en iyisi ve en özeli, tamam mı? Evet, gerçekten hayal olabilecek kadar güzeldi. Ancak hayal olabilirdi. Artık o dönem Murat Boz'la sevgililer miydi? Bahar'a nasıl bir ayıp edildi de bu kadar kinlendi bilmiyoruz. Ama elimizde bazı ipuçları var. Bahar bu sene konuk olduğu magazin programı Söylemezsem Olmaz da bu olayı kastederek "Örneğin biz Murat Boz'la hemen yakalanmıştık, yani magazin yakalar" dedi. Bunu fırsat bilen sunucular da konunun üstüne gitmek istedi. Bahar'ın tepkisi şu oldu. Artık zaman aşımına uğradığı için konuşuyorum, bir şey olmaz herhalde. Buradan beni Survivor'la tehdit edecek halleri yok. İlişki yaşamış mıydın diye sorulunca dürüst olması halinde başına gelecekleri kafasına tartıp şu cevabı verdi. Ya tabii böyle, yani kısa dönem benim zaten hayranlık duyduğum birisiydi. Etkilenmiştim ondan ama çocuksu bir hayranlıktı. Bahar'ın arkasında dev gibi yapımcılarla girdiği ekran önü kariyerini neredeyse bitiren bu büyük olaydan karlı çıkmayı başarabilen tek kişi Eser oldu. O gece o villada ne yaşandığını merak eden Berfu Yenenler'in kendisine Instagram'dan yazmasıyla müstakbel eşiyle tanışmış oldu. İlk başta konuşurken, şimdi o sıralar ev partisi dönemleriydi, ben meraktan attım. Orta. Bu adam ne yaşadı biri bunu aydınlatsın diye merakımdan mesaj attım. Evet. O evde ne oldu? Bunu herkes merak ediyor, ben de aşırı merak ettim, attım. Ya. Dediğim gibi, işe Eser kadar kolay olmayan Bahar, ekranlardan uzak kaldığı bu dönemde dikkat çekebilmek için her zamankinden daha fazla uğraştı. Bahar'ın sosyal medyada takip edilme sebebi, paylaşmayı çok sevdiği limitsiz ve görgüsüz hayat tarzı. Otelde tek kalan kızlar biz değiliz. Gossip Girl'de Şirin'e otelde kalıyordu. Tabii ki. Günümüzde YouTuber Sedat Peker Dubai'de otelde kalıyor. Açıkçası benim yaşam stilimi bilseniz, gerçekten size her anını göstersem birçok kız depresyona girerdi. İlginçtir ki Bahar bu hayatı göstermek için yaşadığının da bilincinde. Ben eğer bir şey yapıyorsam ve story çekmiyorsam yapmak istemiyorum. Bahar'ın bu lüks hayatına, kürk giymesine, evcil hayvan satın almasına, hizmet sektörü çalışanlarının sabrını zorlamasına başta şaşırılsa da en azından haber değeri kalmadı. Durum böyle olunca Bahar da her seferinde çıtayı biraz daha arttırdı. Mesela bir ara namaz kılmaya başlayacağını açıkladı. Ya da depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz için ne kadar üzüldüğünü, Taha'nın kendisinin fanı olduğunu göstererek anlatmayı tercih etti. Bu incelikten yoksunluk Bahar'a özel de değil bu arada. Duygu Özaslan'ın Neslihan Tay storylerini hatırlarsınız. Dünya kendi etrafında dönüyormuş gibi yaşamak bu mesleğin şanından sanırım. Ama Bahar bununla da sınırlı kalmadı ve deprem döneminde aşmaması gereken kırmızı çizgileri bir bir aştı. "Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz. Size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız." dediği şu post, ünlülerin de canına tek ettirdi. Ece Seçkin, "Allah senin belanı versin" yazdı. Bu olay o kadar büyüdü ki Bahar ilk defa hiçbir ironi barındırmayan bir özür diledi. Şunu da unutmamak lazım, Bahar bu hareketleri yapmasa da sadece varlığı ve konuşmasıyla şöyle yorumlar alan bir televizyon figürüydü. Maalesef bu yorumlar gerçeğe de dönüştü. Uludağ'da Bahar'la fotoğraf çektirmeye gelen Murat D. isimli biri Bahar'a saldırdı. Bahar'ın yanağına ondan fazla dikiş atıldı. Bu travmatik olay ve yüzünde her zaman bu olayın bir izini taşıma ihtimali tabii ki Bahar'ı çok etkiledi. O yorumların aslında sahiplerinin günlük hayatta karşımıza çıkıp her kadına kendinden daha güçsüz olduğu için aslında bunu yapabileceğini gördüm ben. Ben olayı çok kişisel algılamıyorum açıkçası. Hele ki böyle bir zamanda bence olay hiç kişisel değil. Bence kadına şiddetle ilgili ve bunun yaygın olmasıyla ilgili bir konu. Bu açıklamasındaki olgunluk ve haklılık herkesi şok ede dursun, Bahar'ın ailesi de çoğu zaman olduğu gibi Bahar'ın kapı gibi arkasındaydı. Aslında Bahar'ın aile dinamikleri de kendisi gibi karışık. Bahar'ın imajını zedelediğini düşünen Nihal'in sürekli söylediği gibi eğitimci bir aileden geliyorlar. Anneannem çocuk gelişimci, babam profesör olmak üzere, annem matematik öğretmeni ama sınıf öğretmenliği yapıyor. Babaları Karaman'daki bir üniversitede öğretim görevlisi. Geçmişte siyasete atılmayı da ufaktan denemiş biri. Anneleri Umut Candan da kızları gibi nevi şahsına münasır biri. Sosyal medyada kendini ifade etme tarzı aynı Bahar gibi alışılmışın dışında. Bahar'dan tek farkı Kore pop salgınına feci şekilde tutulmuş olması. Umut Candan'ı tanıyınca Nihal'in Candan ailesinin Türkiye'nin kardeş yığınları olduğu iddiası pek de saçma gelmiyor. Cicis kardeşler, biz çok farklıyız. Biz daha çok kardeş yanlara daha çok benziyoruzdur. Bu kıskanç kadın yorumu bence bu. Bahar'ın ilgi odağı olmaya dair delice hırsı onu Kim Kardashian yapıyorsa, kendisiyle rekabet ettiğini iddia ettiği annesi de pekala Kris Jenner olabilir.
Ben ablam ve annemin genel olarak beni kıskandıklarına inanıyorum. Babam ve ben böyle düşünüyoruz. Yerli krizi bilemeyeceğim ama Nihal ve Bahar arasında ufak kıskançlıklar olduğu gizli bir bilgi değil. Ablam benim Kleopatra olduğumun farkında. Kardeşiniz Kleopatra olsa kıskanırdınız. Ailesinin bile kendisini kıskandığını iddia eden Bahar için yalnızlık da travmatik bir konu. Zirvede yalnız olduğunu düşünmek istese de bazı gerçeklerin ağzından döküldüğü oluyor. Mesela Katarsis'te anlattığı meşhur anıyı bilirsiniz. Ben babama arkadaş istediğimi söyledim. Bu sıklıkla olurdu. Babam da havuzda yüzen diğer çocuklara ya dondurma alırdı ya da kola alırdı kim ne istiyorsa. Onları izleyici olarak kullanırdım, bir şeyler anlatırdım. Sonra da kolaları ya da dondurmaları bittiği anda geri giderlerdi. Aslında Bahar yalnız kalmamak için hala benzer taktikler uyguluyor. İnsanları yanında tutmanın yolu bazen ünlü oluyor, bazen de hiç uğraşmayıp direkt ilan veriyor. İlanın ciddi olmadığını tabii ki hepimiz biliyoruz. Ama bu, Bahar'ın bazı zayıflıklarını ele verdiği gerçeğini değiştirmiyor. Zaten Bahar'ın da kendi yarattığı bu imajdan zamanla rahatsız olduğu belli. Burada ben yalnız değilim, yani o yalnızım falan demelerim o. Ben şu parmağımla anlatabiliyor muyum? Yani 10 kişi değil, 100 kişi değil, 1000 değil, 1 milyon kişi toplarım yani etrafımı, anlatabiliyor muyum? Ama bu hikayeyi tamamen aynı şekilde annesinden de dinlemek, neyin doğru olduğunu gözler önüne seriyor sanki. Bahar'ın çocukken de arkadaşı yoktu. Babası dondurma alırdı. İşte rüşvet verirdi onlara. Bahar'ın annesiyle ilişkisi belli ki harika değil. Ama kendisini kız yerine koyan rahmetli Nur Yerlitaş için aynısını söyleyemeyiz. Sonradan öğrendiğimiz üzere Bahar'ın çocuk yaşta ünlü olmasına vesile olan, ona kariyer yolunu çizen ve nüfuzlu arkadaşlarıyla tanıştıran Nur Yerlitaş, Bahar'ı çocuğu gibi gördüğünü yarışma boyunca da saklamıyordu. Yarışma ile ilgili en büyük çelişki, yapımcıların daha salak olmasını istediği Bahar'ı aynı zamanda jürilere eleştirtmek zorunda olmasıydı. Nur Yerlitaş da kamera arkasında Bahar'a taktik verirken kamera önünde azarlamadığı tek bir bölüm dahi geçirmiyordu. Yine sonradan öğrendiğimiz üzere disiplinsizliği, yarışmayı ciddiye almayışı ve hiçbir zaman vaktinde gelmeyişiyle ün salmış Bahar'ı Nur Yerlitaş bizzat kendisi giydiriyor ve bunu diğer yarışmacılardan saklıyordu. Bahar'ın yarışma boyunca küçük Nur Yerlitaş gibi giyinmesinin sebebi de buydu. Bahar ve Nur'un kurduğu bu anne kız ilişkisi Bahar'ın tüm kariyerinin belirleyicisiydi. Ama beklenmedik bir şey oldu. 2017'de yarışmanın 7. sezonunda Nur Yerlitaş kanser olduğunu açıkladı ve jürilik görevini tamamen bıraktı. Sonradan öğrendik ki Nur Yerlitaş Bahar'ın da onunla beraber yarışmadan ayrılmasını ve böylece yarışmanın kaçınılmaz olarak final yapmasını istemiş. Fakat Bahar kalmayı tercih etmiş. Zaten bu gelişmeye malum magazin olayı da eklenince Bahar istese de istemese de yarışmaya ve TV8'e veda etmiş oldu. 2020'de ise Nur Yerlitaş vefat etti. Bahar Candan için geriye bir sürü anı ve şu pişmanlık kaldı. Belki de o benim beynim ağrıyor falan diye gittiğinde, programdan ayrıldığında belki de ben gitseydim o bende moral bulacaktı. Ve magazincilerin eline reyting garantili bir koz geçmiş oldu. Başka bir Nur Yerlitaş gelmez. Çok mu seviyorsun onu? Ay evet, sen sürekli ondan bahsedince ağlıyorsun. Bahar'ın kendi travmalarını komedi unsuru olarak kullanması ve gösterişli hayatının bir sürü anını paylaşması magazincilere her zaman didik didik etmek isteyecekleri kapılar araladı. Ama peki bu... o kadar karı kazanıyor musun? Ama o zaman erkek arkadaşın mı var? Senin bir de elbiselerin, yani çok şaşalı bir hayatın var. Birçok starın senin gibi hayatı yok gerçekten. Yine de Bahar ve Nihal kendilerini inandırabiliyor mu? Şüpheli. Sonuçta karşılarında onlara üstten bakarak kendi yerinden emin olmaya çalışan bir grup ünlü ya da unutulmuş ünlü var. Aslında televizyon tarihi freak show'lar ve oradan çıkan freaklerle dolu. Bunu bu sektörde yıllarını geçirmiş olan bu kişiler de çok iyi biliyor. Örneğin Nur Yerlitaş'ın zamanında Metallica şarkısı eşliğinde attığı hülyalı bakışlar zihinlerde Bahar Candan'ın ağlayışıyla benzer bir yere oturuyordu. Ki zaten Nur Yerlitaş da Bahar'da kendi gençliğini gördüğünü her fırsatta söylüyordu. Ama nedense Nur Yerlitaş duayen olurken Bahar ucube oldu. İnsanları toplum önünde küçük düşürmeyi ve her zaman gündem olacak bir aşırılık yapmayı şovmenlik olarak yutturan Mehmet Ali Erbil yere göre sığdırılamazken Bahar bu övgülerin çeyreğini bile alamadı. Ya da işte benim stilime konuk jüri olarak gelen Faik Öztürk saygı görürken Bahar'ın yerden yere vurulmasının hiçbir açıklaması yok. Mesela Okan Bayülgen'in de sosyal medyadan çıkan freaklere ve linkçilere karşı tavrını bilirsiniz. Geçen sene şu an kariyeri bambaşka bir yere gitmiş olan Buket Aydın'ın programında yaptığı açıklamalardan sonra ortalık birbirine girmişti.
Hatırlamıyorsanız sizi şu sağ üstteki videoma alacağım. Aradan geçen bir senede Okan Bayülgen'in sözlerine bir miktar hak vermiş olsam da kendisinin uzunca bir dönem ekmeğini freaklerden yediği gerçeğini göz ardı edemiyorum. Kendisi senelerce programında bir bimbo kontenjanı bulundurmuş, burada fenotip olarak benzer özelliklere sahip ve pek de saygın bulmadığı kadınları ağırlamıştı. Programın içeriğinin bir kısmı bu kadınlarla dalga geçmek üzerine kuruluydu. Fakat aradan geçen yıllarda sanıyorum ki dünya ile beraber Okan Bayülgen de değişti. Çünkü kendisi Bahar Candan'la ona yukarıdan bakmadan konuşan en konvansiyonel ünlü oldu. Ama senin ne kadar zeki olduğunu fark etmemiş olmaları çok acayip. Ben farkındayım. Şimdi kımıldama. Hayır değil, hayır değil. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Okan ve Okan gibi saygı duyulan ünlülerin Bahar'a bakış açısı, toplumun bakış açısını önemli ölçüde değiştirdi. Bahar toplumdan dışlanması gereken kanserli hücre muamelesi görmeyi zamanla bıraktı ve farklılıklarıyla kabul görmeye başladı. Kendisi de bunun farkında olacak ki seneler önce Onur ayında Cake Mosk'un kanalına konuk olduğunda şu açıklamayı yapmıştı. Bunların hepsi insanların bizim farklılıklarımıza, bizim ses tonumuza, bizim kaşımıza, gözümüze, farklılıklarımıza saygı duydukları için gelebildiğimiz noktalar. Anlayacağınız Bahar Candan ne rol yapıyor denilip geçilebilecek kadar sıradan bir oyuncu, ne de gerçekten böyle denilebilecek kadar salak. Bahar, kapitalist düzende yetişen bir sürü çocuğun en çılgın hayallerini normlara uyma baskısını daha en başından üstünden atarak yaşayan bir kız. Ne zaman kendisi gibi olduğunu, ne zaman rol yaptığını anlamaya çalışmak bomboş bir çaba. Çünkü gerçekle sahte arasındaki ayrım kendisinin bile parmak basamayacağı kadar flu. Bir diğer yandan Bahar'ın kim olduğunu hiçbir zaman tam olarak bilemeyecek oluşumuz kendisinin ünlülük sigortası. O yüzden bu dosyayı burada kapatıyorum. Ama başta sadece 15 dakikalık bir ünlü gibi görünen ama senelerdir hayatımızdan çıkmayan Bahar'ın yeni skandallarını konuşmak üzere her zaman burada olacağım. Ne düşündüğünüzü yorumlara yazmayı, beğendiyseniz mutlaka like tuşuna basmayı ve bana hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aklınıza gelen konuları da yorumlar kısmından ve diğer sosyal mecralardan memnuniyetle alırım. Her bir videoma bu kadar vakit ayırabilmemde, emek harcayabilmemde katıl üyelerimin katkısı çok büyük. Çok teşekkür ederim. O zaman arayı bu kadar açmayacağımıza söz vererek bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Hoşça kalın.